Ne mükemmel bir silüet. Pekala, tamamdır. Nefesini verebilirsin. Evinizden çıkmadan bir ton harika fotoğraf çekebilirsiniz. Başka herkesin muhteşem fotoğrafları var. Ben de sayfamı canlandırmak istiyorum. Ama gerçekten, gerçekten harika bir resme ihtiyacım var. Fotoğraflarım gerçekten amatör görünüyor. Ama bir fikrim var. Bir fotoğraf stüdyosu yapabilirim. Hem de evde. Düz bir çarşafa ihtiyacım olacak. Ve dolabıma. Ve şimdi bir fotoğraf fonum var. Şimdi sadece poz vereceğim. Artık evimden bile çıkmadan çektiğim profesyonel fotoğraflarım var. Pencereden gelen güneş ışığı duvarımda güzel görünüyor. Belki bu etkiyi bir fotoğraf için yeniden oluşturabilirim. Eşit kesilmiş bant şeritlerini bir lambaya yerleştirelim. Lambayı açalım ve fona yönlendirelim. Şimdi güneş jalüzilerin arasından parlıyor gibi görünüyor. Dışarıda hava bulutlu olmasına rağmen. Müthiş! Bu lambayla başka neler yapabiliriz? Bandı çıkaralım. Böylece ışık engellenmez. Fotoğraf çekimi için odayı boşaltalım. Hey, çekil yolumdan kanepe. Lambayı duvara doğrultalım. Vücudu saran kıyafetler giyelim. Ve ışığa karşı duralım. Böylece gölgemiz duvara yansır. Gölgenizi sevmediniz mi? Biraz pürüzlü. Endişeye gerek yok. Her şeyi düzeltmek için stretch film kullanabilirsiniz. Vücudunuzun etrafına saralım. Gölgemiz de görünmeyecek. Fotoğraf hazır. Şimdi rahatlayabiliriz. Vay be, böyle nefes almak çok zormuş. Fotoğraf için bir fikir yok mu? Seda telefonundan bana bakıyor. Ya ona dönüşürsem? Yüzünü yakınlaştıracağım ve telefonu kafamın önüne koyacağım. Resimde Seda'nın yüzü varmış gibi görünüyor. Seda da yüzüyle deney yapmak istiyor. Çok edici bir fikir buldu. Bir fotoğraf çekeceğim, sonra bastıracağım. Vay, bu hızlıydı. Bir gözümü ve dudaklarımı keseceğim. Sonra onları yüzüme yapıştıracağım. Vay, şuna bakın. Vay, şuna bakın. Picasso resmine benziyorum. Kendin yap Photoshop gibi. Ve plastik cerrahi ameliyatı olmadan dudakları ve gözleri büyütmenin güvenli bir yolu. Tek dezavantajı daha sonradan bandı çıkartmak. Bir fotoğraf için yeni fikre ihtiyacım var. Vay, tam üstümde asılıymış. Bu sevimli parlak turuncu renk bana ilham verdi. Hadi, dolabımızı bir araştıralım. Bütün turuncu kıyafetlerimi bulmam gerek. Turuncu üst giyeceğim. Ve arka plan için güzel, boş bir duvar seçelim. Fotoğraf şimdilik bekleyebilir. Otomatik zamanlayıcıyı açalım ve tüm turuncu kıyafetleri havaya fırlatalım. Çabuk, kıyafetler uçarken poz verelim. Birkaç kez deneyebiliriz. Fotoğraflar rengarenk olacak. Ben de tek renk bir havalı fotoğraf istiyorum. Bu gri halı pembe kupamla mükemmel uyar. Sadece kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor. Pembe bir kazak mükemmel. Telefonu masanın kenarına yerleştirelim. Yere daha pembe kıyafetler koyalım. Yatay bir fotoğraf çekimi. Şimdi portre modunda otomatik zamanlayıcıyı açalım. Ve pembe kupayla poz verelim. Mükemmel. Pembenin 50 tonu. Merve başka bir illüzyon düşündü. Bayağı yaratıcı bir şey. Masanın üzerine bir kupa koyalım. İyi bir yer seçtiğimizden emin olalım. Ağzımızı su ile dolduralım. Kendimizin de ıslak görünmesini sağlayalım. Kupayı ön plana koyalım ve modeli arka plana. Görünüşe göre Merve kupadan çıktı ve sırılsıklam. Seda biraz kola içmek istiyor ama yer çekimi ona engel oluyor. Kola ağzından fışkırıyor. Hey, neler oluyor? Seda'nın evreni tepetaklak mı oldu yoksa? Hayır, öyle bir şey olmadı. Seda dünyayı bir fotoğraf için tepetaklak yaptı. Masayı ters çevirdi ve her şeyi ona bantladı. Fotoğraf çekiminden sonra biraz sırtı acıyor. Ama en azından doğa kanunlarına aykırı çok güzel fotoğraflar çekti. Merve tekrar sanat yapmakla meşgul. Yüzünü güzel bir fotoğraf için tuval olarak kullanmak istiyor. Yüz boyasına ihtiyacımız var. Çakaktan çeneye ince beyaz bir çizgi çizelim. Dudaklardan yukarı çıkalım ve çevresine çizelim.
gözümüzün çevresini çizelim ve şaka giden çizgiye gidelim. Picasso tarzı bir şaheserimiz oldu. Instagram filtresi gibi kesintisiz bir çizgi. Bu fotoğraf kesinlikle bir sanat sergisinde en çok beğeniyi alır. Seda da içindeki ressamı keşfediyor. Fotoğrafının önünde bir selfie çekiyor. Ups, yüzü boya oldu. Bir dakika, bunu yeni bir sanat eserine dönüştürebiliriz. Avcumuza kalın bir boya tabakası sürelim. Avcumuzu yüzümüze koyalım ve bir iz bırakalım. Hiç fena değil. Çok ilginç bir içeriğe sahip harika bir fotoğraf elde etmiş oluruz. Sanatım benim için konuşsun. Dolabınızda ilham mı arıyorsunuz? Erkek kısmına bakalım. Erkek arkadaşınız, erkek kardeşiniz, hatta babanızın kullanabileceğiniz bir gömleği olabilir. Mükemmel. Bir de havlu alalım. Erkek gömleğini giyelim ve başımızın etrafına bir havlu saralım. Şimdi rahat ve samimi olduk. Şimdi bir sürü yastık ve battaniye ile yatağa girelim. Oh, kitabımızı ve portakal suyumuzu unuttuk. Hashtag benim tatlı sabahım. Aa, bu çok rahatsız edici. İyi tarafı, bütün sabah böyle kalmak zorunda değilim. Birkaç güzel fotoğraf için sadece birkaç dakika. Artık rahatlayabilirim. Arkadaşım evden sevimli ve şirin bir fotoğraf gönderdi. Daha iyisini yapabilirim. Evde bir spa fotoğrafı çekimi yapacağım. Ben de olmayan pahalı bir yüz maskesi yerine yüzüme pembe krem ve parıltı koyacağım. Fotoğraf çekimim için işimi görür. Bir fincan taze kahve ve rahat bir gülümseme. Fotoğrafta çok sakin ve rahat görünüyorum. Ama bu kadar rahat görünmek aslında yorucu. Seda neden baloncuklu naylon sipariş ediyor? Yeni fotoğraf çekimi fikri için. Açın. Baloncuklu naylonu gerelim. Ve içinde büyük bir delik açalım. Poz verelim. Ama havalı olsun. Artık yeni bir kıyafetimiz var. Sonuç, Lady Gaga'nın bile kıskanacağı olağan dışı bir fotoğraf çekimi. Başka bir güzellik fikrim var. Ayaklı bir aynaya ihtiyacımız olacak. Önce çekmeceli dolabı süsleyeceğiz. Belki bir çiçek, küçük bir heykel veya bir tablet. Şimdi aynaya bakıp bir resim çekelim. Instagram için süper havalı, estetik bir fotoğrafımız oldu. Akşam yemeği hazırlarken Merve güzel fotoğraflar çekmekle meşgul. Ne pişirmeliyim? Düşüneyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Mikseri tripod olarak kullanabiliriz. Sadece bir sürü bandı ihtiyacımız olacak. Miksere telefonu bağlayalım. Sabitlemek için birkaç kat bant kullanalım. Artık deneyimize başlayabiliriz. Kamerayı açalım ve mikseri de. Santrifüjlü fotoğraflar. Çabuk, telefonu uçup gitmeden kapatalım. Vay be, işe yaradı. Hadi bakalım. Bulanık bir arka plana sahip olağan dışı selfie'ler var. Buna mikser filtresi diyeceğim. Kitaplı bir fotoğraf her zaman iyi bir fikirdir. Sonuçta kitaplar bilgelik ve kültürün bir sembolüdür. Kendinizi ve kitabı göstermek için doğru açıyı bulmanız yeterli. Denedim. Her şeyi yaptım. Olmuyor. Ya sadece tek kitap kullanmasaydım? Bir kere de tüm kütüphanenin fotoğrafını çekebilirim. Yere açık kitaplar koyalım. Şimdi edebiyat dünyasına dalış yapıyoruz. Yeterince büyülü, değil mi? Sadece peri ışıkları ekleyelim. Ve kendi hikayenizin kahramanı olun. Yaygın bir eğilim yatakta fotoğraf çekimidir. Sabah kalkmadan önce tüm dünyaya ne yaptığımı göstereceğim. Zor. Yatakta basit bir fotoğrafın bu kadar çaba gerektirdiğini nereden bilebilirdik? Evinizi bir fotoğraf stüdyosuna mı dönüştürmek istiyorsunuz? Softbox'a ihtiyacımız olacak. Ama bunu kendimizle kolaylıkla yapabiliriz. Kalın bir karton üzerine bir piramit çizelim. Piramidin tabanı 50 santim, yüksekliği 30 santim ve kenarı 15,5 santim. Bu parçalardan 4 tane keselim. Ayrıca kenarları 15,5 santim olan bir kare keselim. Karenin ortasına bir ampul, tabanının büyüklüğünde yuvarlak bir delik açalım. Tüm parçaları hafif buruşuk folyo ile kaplayalım. Folyoyu bantlayalım. Bir piramit yapmak için tüm parçaları birleştirelim. Kareyi üstüne yerleştirelim. İç duvarları siyaha boyayalım. İçine bir ampul koyalım.
Parşömen kağıdını dışa yapıştıralım. Işığı dağıtacak. Kağıtları şeffaf bantla birleştirelim. Kendin yap softbox'umuz hazır. Işığı açalım ve tıpkı gerçek bir stüdyodaymış gibi fotoğraf çekelim. Bu aydınlatma aleti fotoğraflarınızın süper profesyonel görünmesini sağlayacaktır. Evde deneyebileceğiniz fotoğraf pratik bilgilerimizi beğendiniz mi? O halde aşağıda yorum yapın ve hangisini deneyeceğinizi bize söyleyin. Büyük dudakları bantlamak mı? Bir bardağa dalmak mı? Kendin yap softbox yapmak mı? Ayrıca abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. WoMotion'dan fotoğraflarınızı canlandırmak için yeni fikirleri kaçırmazsınız.